Kocasının epey borcu olduğundan sağ solu dolandırdığı iddiasında bulunuyor. Gelsin ekranlara. Esrarengiz bir şekilde öldü. Karısının suçlamalarına her gün bir yenisi eklendi. Faruk Ünür dolandırıcı mı? Onu alacaklılar mı öldürdü? Karadağ köyündeyken ilişkiniz nasıldı, evliliğiniz nasıldı? Sıradan gayet normal bir evlilikti. Geliş sebebiniz neydi? Eşimin batması, iflas etmesi, bir sürü kredi borcu olması, orada insanların içine çıkacak yüzümüz olmaması kalmadığı için biz Bahadırlı'ya geldik. Kimleri dolandırdı? Özel koç, kredi çekti, hiçbir şekilde ödemedi. Sade el için bunları dolandırdı, hiçbir şekilde para ödemedi. Adam geldi tüfekle evi bastı, biz mahkemelik olduk. Mehmet Uslu, bunlar vardı. Benim bildiğim bunlar, daha fazlası da var. Şu an isimleri aklıma gelmiyor ama milyonlarca insanlar. Kredi çekmişler beraber, onları kefil yapmış. Nasıl oldu bu evin alımı? Biz beraber çalışıyorduk, koyunlara beraber bakıyorduk. Babam da bize bunun yerine bir ev aldı. Krediyi babam çekti, ev babamın üzerine. Ne kadarlık bir kredi çekildi ve her ay ne kadarlık bir ödeme yapılıyordu? 70 bin lira falan bir kredi çekti. Her sene 20 bin lira para ödüyordu. Evet. Siz ne yiyip içiyorsunuz? Bu para nasıl geliyor? Babam bakıyor bize. Aynı şekilde ihtiyaçlarımızı da alıyor. Osman amca, bu borçları kim ödüyordu? Borçlar ödendi mi, bitti mi peki bu Sadi Bey'e? Bu kadar borcu var mıydı oğlunun? Şimdi oğlunun? Borçlara, hocam borç var da icra geldi, mallarıma el koydu. Borçlara o şekilde ödendi. Ödendiği kadar ödedi. Ödedim ben, ödedim yani. Ödendiği kadar ödedi. Falan ödemeye çalıştı şeyini. Evet. Yani borç almış, borç işte sonra ödemeye çalışmış. O başka bir şey. Borç alıp işte ödeyemezsen bu bir dolandırıcılık oluyor mu? Yani tabii borcunu geri ödeyeceğin vaadinde bulunursan bu dolandırıcılık olmaz. Olmaz. Arkadan olmaz. Ödediği borçların hepsini Sadi İlçin'e ödedi, bitirdi sanırım. Evet. Değil mi? Şey olan borçlarını öde yani, evet, yani önünden geldiği kadar bunlar gitti sonra ödemeye çalıştı. Bu Sadi Elçin'e olan borcu. Zaten hicrada el koyunca elinde satacak, evet, başka da şey Sadi kalmadı. Sadi Elçin'e olan borcu köye, Bahadırlı köyüne, kendi anne babasının köyüne gidince gittikten Meltem. Sonra ödedi bu. Ha, yani bunlar ama gittikten sonra devam etti ödemeye borçlarını. Ödemeye borcu devam. Sizin köydeyken mi borç edinmişti? Sizin? Bizim köy şey, Sadi Elçin bizim köydeyken şey yaptı. Sadi Elçin'e camın yanında ben çağırdık, orada borcunu şey ödemiş, borcunu ödemeye çalışmış. İşte. Borcumu ödemeye çalıştım. O kadar borç alıyor. Peki o borcu ne için? Ya da nereye harcıyorlar karı koca? Ben harcanan bir yer yok. Harcanan bir yer. Ne yapıyorlar o borçlandıktan sonra parayı yani? Yani borçlandıktan sonra ödeyebildiğini ödedi sanırım. Hani nereye harcıyor parayı? Hani nereye harcıyor? Bilmiyoruz. Yatırım yok. Şimdi Meltem Hanım da bilezikleri yatırım maşallah. Yatırım nereye yapıldığını bilmiyoruz. Bir dinleyin bakın. Hatim dedikleri daha sonrasındaki o eğlence kısmı, oraya da bir para harcanıyordur illaki. Gördüğümüz kadarıyla üstü başı, kılığı, kıyafeti gayet iyi. Arabası var rahmetlinin. Nasıl borç bu? Ben yani Faruk o borçları alıp Meltem'e mi verdi acaba? Parayı kime verdi? Lükslerini harcamış olabilirler gibi düşünüyorum açıkçası ben o paraları. Yani Meltem'in beklentileri vardı. Evet, onları diyorsunuz karşılamak için diye düşünüyorum. Peki biz